Evet, sevgili Think Talk severler, bugün yine teknolojiye kapıları aralayacağımız çok güzel bir yayın düşünüyoruz ve çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı ve seri girişimci Sayın Alpan Manas, hem teknolojik gelişmeleri hem inovatif çalışmaları yakından takip eden hem de aslında bu konularda danışmanlık vererek genç girişimcilere de ilham veren bir isim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sizler de iyisiniz inşallah. Şimdi aslında ben zaten doğaçlama yaptığımız bir sohbet oluyor Think Talks. Üzerinde gelişecektir. Yine katılımcılarımızın da soruları olacaktır. Ben bir tweet'ten başlamak istiyorum. Aslında sizin Twitter hesabınız gerçekten çok ilham veren bir hesap. Birçok sektör profesyoneline ilham veriyor. Bizlere öngörülerinizle gerçekten besliyorsunuz diyebilirim. 26 yıl önce attığınız bir tweet özellikle dikkatimi çekti. 1993'te bugün hepimiz için vazgeçilmez olan navigasyonu tariflemişsiniz. Ya da hangi araçla, hangi otoparkta boş bulunan yere gidip park edilebilir gibi sistemlerin olduğu bir dünyada aslında siz 26 yıl öncesinde bunu bir şekilde dijital ortamda paylaşmışsınız. Bunlar elbette dikkat çeken dijital öngörüler. Peki gelecek 30-40 yıl için bugünden öngördüğünüz teknolojiler nelerdir Alpan Bey? Yani aslında şöyle söyleyeyim, bakın burada benim şu anda birkaç tane tahminim var. Yani kendime özgün tahminlerim. 2004 yılında bir konferansta internet üzerinden tat ve kokunun da aktarılacağını söylemiştim. Tat yavaş yavaş aktarılmaya başladı ama istediğimiz oranda değil. Koku da henüz aktarılmadı. Yani benim böyle sürekli tahminim yok. Ama bazı tahminlerim, yani yaptığım tahminlerin çoğu da doğru çıkıyor. Mesela 2002 yılında dronlar yokken, hiç hayatımızda drone yokken, ben avuç içine sığabilecek dronların beyin dalgalarıyla ileride yönetilebileceğini söylemiştim. Bu 2002'de söyledim. Bunu da dergide de çıktı. Hatta tweetlerim arasında da vardır. Tempo dergisi yayınladı. 2015'te Florida Üniversitesi'nde beyin dalgalarıyla drone uçurmayı başardılar. Tabii ben bunu söylediğimde drone diye bir şey yoktu hayatımızda. Yani ilk önce drone'un olması gerekiyordu. Bu tip tahminlerim var. Yani daha doğrusu gelecekle ilgili öngörülerim var. Ama şöyle söyleyeyim. Özellikle 2045 çok önemli bir yıl. Yani benim açımdan değil ama belirlenmiş şöyle bir tarih bu. Ray Kurzweil, Google'un da CTO'su, 2045 yılında tekilliğe ulaşacağımızı söylüyor. Yani insan bilgisayar hızının insan beyninin hızını geçeceğini söylüyor. Dolayısıyla 2045'ten sonra neler olabileceği konusunda aslında çok fazla bir şey yok. Tahmin yok. Yani 2045 çok tehlikeli bir yıl. Ondan sonrası flu gibi gözüküyor. Evet. Gerçekten. Hocam sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı Altan Hocam? Evet. Şimdi beni izleyicilerin hepsi tanıyor mu bilmiyorum. Öncelikle Soner'cim ben bir cümle kendimi tanıtayım. Tabii, tabii ki hocam. Evet, ben doçent doktor Altan Kar, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Başkanıyım. E-Ticaret bölümü Türkiye'de şu anda 4 yıllık bir örgün eğitim içinde, bir fakültede bir bölüm olarak hala tek, 4 yıl önce kurduk bölümü. Bu yıl ilk defa mezunlarımızı vereceğiz. İnşallah bunun gururuyla, heyecanıyla bu yılı tamamlayacağız. Online eğitimimiz de gayet hani buna çok hızlı entegre olarak bu fırsatı bize tanıyor. Üniversitemizde bu açıdan tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle başlayayım. Alpan Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmadınız. Rica ederim. Zaten bize hep destek oluyor Alpan Bey. Daha önce söylemiştim siz oturuma katılmadan önce. Yaklaşık
3 yıl kadar oluyor sanıyorum. Biz e-ticaret bölümünde bizim yüksek lisansımızda startup, kendi startuplarını geliştiren online girişimcilik dersinde kendi startuplarıyla yılın sonunda yarışmaya bir jüri önünde projelerini sunmaya hazırlanan öğrencilerimize hem yolculuklarında yardımcı oldular hem de Alpan Bey yıl sonunda yapılan startup öğrencilerin startup yarışmasında jüri başkanı oldu. Kendisine bu desteklerinden ötürü zaten minnettarım. Her zaman bizi destekliyor, sağ olsun. Ben aslında direkt olarak hani pandemi, Covid-19 bizi nereye götürüyor, işte çok hızlı bir dijitalleşme dönemine girdik. Bunları konuşmak istiyorum tabii ama galiba insanlar biraz sıkıldılar bundan da. Bunları konuşmaktan da sıkıldılar. Onun için biraz daha genel gidelim mi? Olabilir. Ben hazır konu ticaretten açılmışken bir soru da ben sorayım. Hocam sizce Türkiye'de ilk e-ticaret kaç yılında yapıldı? Süper bir ben size bir iki ay önce bunu sormuştum. Tuzak bir soru soruyorsunuz şu anda bana. Peki, şöyle biz e-ticaret bölümü olarak Türkiye'nin e-ticaret tarihini bir timeline üzerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten maalesef bir arşiv kültürü yok ülkemizin. Yani çeşitli sektörlerde de bunu araştırdığınızda maalesef bir kayıtlı herhangi bir delil veya ne diyeyim bir kayıt bulmakta çok zorlanıyoruz. Şu anda biz e-ticaretin işte Türkiye'de ilk acaba kim tarafından ve hangi ürün ile başlatıldığını tespit etmeye çalışırken dedim ki ben bunu Alpan Bey'e sormalıyım. Hatta bu çalışmanın hani girişini, introduction'ını da bu kendisi yazmalı. Ve tahminim doğru çıktı. Şu anda bana pas verdi aslında. Tahminim doğru çıktı. Türkiye'deki ilk e-ticaret girişimini Alpan Bey'in çok yakınlarda kaybettiğimiz sevgili babasının yaptığını öğrenmiş bulunuyorum. Zaten Türkiye'deki bilgisayar teknolojilerinin gelişiminde Alpan Bey'in babasının çok büyük rolü belki de onun edindiği bir misyon olduğunu biliyorum. Beni doğrulayabilir misiniz rica etsem? Tabii. Şöyle, isterseniz bu dijitalleşmeye geçmişken beni tanıyanlar var, tanımayanlar var ama beni tanıyanlar çok farklı konularla tanıyorlar. Yani ben işte bu iddia olsun bilinen konularla çok özdeşleşmiş durumdayım. Onun dışında biraz daha böyle dijital hayattan bahsedeyim. O konuya da değineyim. Bakın Türkiye'deki ilk elektronik ticaret rahmetli babamın kitabında da yazdığı gibi 1990 yılında oldu. Elektrik sayaçları el bilgisayarları vasıtasıyla okundu. El bilgisayarlarında toplanan bilgiler bir modem ile merkeze aktarıldı. Merkezde faturalandırıldı. Bu fatura bilgileri bankalara gene bilgisayar hatlarıyla aktarıldı ve bankalara giden aboneler faturalarını ödemiş oldular. Dolayısıyla o günün şartlarıyla 30 yıl önceden bahsediyoruz tabii. O günün şartlarıyla ilk elektronik ticaret bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında dijitalleşmeyle ilgili neler yaptım ben? Açıkçası Amerika'da 1986 yılında zaman ve hareket etüdü dediğimiz veya Time and Motion Study Amerikan çanta sanayi için bir çalışma yaptım. 4 günde bir çantayı fiyatlandırırken 4 saate indirdiler. Bu benim ilk dijitalleşme çalışmamdı 86 yılında. 1991 yılında Türkiye'de ilk araçlı muhasebeyi yaptık. Araçlı muhasebe ne demek? Aracınızda bulunan stoka bağlı olarak elinizdeki bilgisayarla mamul satıyorsunuz. Aranızdaki faturayla bunun faturasını kesip müşteriden müşteriye hızla gezebiliyorsunuz. Yıl 1991'de yaptık.
1993'te OGS'yi yaptık. OGS hayatımıza 1999'da girdi. 94 yılında Türkiye sizi OGS ile tanıdı bildiğim kadarıyla Erfan Bey. Evet, biraz yani o yıllar öyle diyelim. 94'te barkod okuyuculu ödeme kaydedici cihazı ilk Maliye Bakanlığı'ndan onay alan firmayız. Migros'larda, Tansaç'larda kullanıldı. 1999 yılında en ilginç dijitalleşme projelerinden bir tanesi, hatta dün tweet attım, geçen yüzyılda yapılmış bir proje. 99'da biz İstanbul'dan bir bilgisayarın başında bir tuşa basarak Kayseri'de bir sayacı uzaktan okuduk ve uzaktan kestik. Yani elektriğini uzaktan kestik. Konuştuğumuz yıl 1999. Ve o yıldan beri yüksek akımlı sayaçların dışında sayaç uzaktan okuması pek yapılmadı. 2000 yılında mobil pos çıkardık. Ki mobil postlar biliyorsunuz daha hayatımıza yeni giriyorlar. Biz mobil post çıkardık. Çırağan takside kullanıldı. Bir müşteri Amerikalı kamera şakası yapıyoruz zannetti. 2000 yılında mobil posta ödeme yaptık diye. 2001 yılında araç takip, bu son olacak, sıkmayayım sizi. 2001 yılında araç takip projesi yaptık. O zaman Amerika GPS'i bozuyordu. Hassasiyet 100 metre civarındaydı. Biz özel bir teknikle hassasiyeti 5 metreye indirdik. O yıllarda bırakın aracı takip etmeyi, hiçbir şeyi takip etme şansınız yok. 2001 yılından bahsediyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme dediğimiz konu zaten bu. Nedir? Yani bilgisayarın anlayacağı dilde bilgiyi dijital olarak bilgisayara aktarmak. Yani benim dijitalleşmeyle yaşamım 34 yıldır dijitalleşmeyle yaşamım devam ediyor. Dolayısıyla yani bu konuda dinozorum ne yazık ki, ama tabii ki yeni teknolojilerle de aramız fazlaca iyi. Şimdi pardon Soner'cim, buradan bir soru geldi aklıma, verirsen. Tabii hocam, lütfen. Şöyle, ben işte birkaç yıldır IoT ile ilgili nesnelerin interneti diyelim. Bu konunun, daha doğrusu işte teknolojinin hayatımıza nasıl entegre olacağını ve bu teknolojiyle birlikte yaşamımızın nasıl dönüşeceğini anlatırken sınıfta öğrencilerime IoT ile ilgili çeşitli videolar izletiyorum. Bir de böyle bir teknofobi gerçeği var. Gerçekten insanlar, ki bunlar genç, yani düşünün üniversite öğrencileri, ben bu çağda yaşamak istemem hocam diyorlar. Yani bunları görmek istemiyorum. Yani bunların içinde, bu teknolojinin içinde bu kadar soyut, suni bir yaşantıyı istemiyorum diyor çocuklar. Ben şaşırıyorum. Bakın, benim de yaşım fena değil. Siz de belki yakın yaşlardayız Erfan Hocam. Biz teknolojiden korkmuyoruz, merak ediyoruz belki, ama biraz da bir teknofobi var çevremde. Görüyorum da, hissediyorum da. Nasıl entegre olacağız? Nasıl uyum sağlayacağız buna şeklinde? Biraz bu konuda mesaj versek iyi olur diye düşünüyorum. Nasıl hazırlanmak lazım? Yani bakın, 1993 yılında ben gelecekle ilgili yorumlarımdan bir tanesinde bizlere, yani derimizin altına ileride çip enjekte edileceğini söylemiştim. Yani söylediğim 27 yıl önce söyledim bunu. Şimdi bana deseler ki Alpan, senin derinin altına çip enjekte edeceğiz. Çip enjekte edeceğiz. Ve bu enjekte ettiğimiz çiple beraber sen bütün ödemelerini bununla yapacaksın, şey yapacaksın, seni takip edeceğiz vesaire vesaire. Ve ben bunu kabul ederim. Yani artık takip edilmek korkusunu aşmamız gerekiyor. Yani teknoloji bir fobi haline getirmeyelim. Ne yaparsak yapalım, ileride takip edilmemiz, davranışlarımızın profillerinin çıkarılması engellenemeyecek. Yani biz tabii
Aslında gençlerle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Şimdi tam Z kuşağı, yani 18-20'lere ulaşmışlar, 20'lere ulaşmış olanlar teknolojiden korkuyorlar veya takip edilmekten korkuyorlar. Ama 20'nin altındaki kuşak inanın umurunda değil. Yaptığı her hareketi Instagram'da paylaşıyor, hiçbir şekilde korkmuyor. Dolayısıyla bir yaş bölümünü, bir yaş bölümü var. Yani belli bir yaşın üstü çok korkuyor. Şimdi özellikle ve özellikle COVID-19'la beraber, ki iyi getirdiniz gündeme, yani insanlar COVID-19'la beraber geleceğin meslekleri ne olacak, işte onlar ne olacak, bu, yani bunlara girdik, çok fazla girdik çıktık, insanlar boğuldular. Ama şunu unutmayalım, COVID-19 bize teknolojiden kaçamayacağımızı ve teknolojiyle iç içe olmak zorunda olduğumuzu net olarak gösterdi. Bu kesin. Bakın şimdi herkes, yani şu anda biz Zoom üzerinden yapmıyoruz ama Zoom üzerinden de işte günde 300 milyona yakın konuşma oluyor ve deniyor ki Zoom'un efendim teknik problemleri var. İşte güvenlik açığı var vesaire. Ama deseniz ki insanlara nedir güvenlik açığı, cevabını bile veremez. Dolayısıyla yani artık bizim teknolojiden korkacak bir şeyimiz yok. Zamanımız yok. Onu söyleyeyim. Yani bence tabii benim, yani onlara verebileceğim tek şey bu. Yani korkmanın gerektiği bir şey. Alpan Hocam, yani teknolojinin bizi kontrol altında tutup bizi yönetmesine izin vermek yerine teknolojinin kullanım ayarlarını, dengeli teknoloji kullanımını artı güvenli teknoloji kullanımını öğrenmek gerekiyor. Yani bu korku bizi bir yere götürmez. Evet, teknoloji korkutucu şeyler de yapabilir. Gerçekten çok izleniyormuşuz duygusu veren aplikasyonlar ve sistemler gelişti. Bu açıdan ben anlıyorum bunu. Kendi yaşıtlarım arasında da diğer yaşlarda da insanların sürekli teknoloji tarafından izleniyor olma duygusu ve gerçekten kişisel bilgileri ele geçirilerek çeşitli amaçlarla kullanılması, ki en hani masumu pazarlama amacıyla kullanılması, bu bile kimi zaman bizleri rahatsız ediyor. Bu doğru. Ama kontrollü teknoloji kullanımı ve özellikle de güvenli teknoloji kullanımını öğrenmek konusunda galiba çok farkındalığımız yüksek değil. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü korkuyoruz. Şeyden korkuyoruz. Teknolojiden korkuyoruz. Yani ben hep etrafımda şunu görüyorum kendi yaşıtlarımda. Ben teknolojiyi sevmem. Ben analog insanıyım. Bu aslında kullanmaktan, korkmaktan geçiyor. Siz bir şeyi hiç bilmezseniz size çok basit gelebilir. Bir şeyi bilmeye başladığınızda korkunuz artabilir. Bir şeyi çok iyi bildiğinizde korkunuz daha azalacak. Şimdi yani bu bir çan eğrisi günün sonunda. Benim naçizane önerim, teknolojiden korkmayalım. Yani çünkü teknoloji bizim engelleyebileceğimiz bir şey değil. Özellikle önümüzdeki dönem yapay zekanın yükseleceği dönem. Yapay zeka ile beraber, makine öğrenmesiyle beraber hayatımız çok değişecek. Bu değişikliğe ayak uydurmak zorundayız. Yani arkadaşımın Çağlı'nın söylediği gibi teknoloji okur yazarlığını arttırmamız gerekiyor. Eğer arttıramazsak, konuya uzak kalırsak korkumuz daha çok artacak. Hocam şurada devreye girmek istiyorum. Şimdi biz burada ThinkTalks'larda belki katılımcılarımız hatırlarlar. Bir siber güvenlik konusunu, yapay zekayı zaten geçtiğimiz haftalarda çok sık konuştuk burada. Özellikle COVID-19 sürecinde ben yeni normal diye tarif edilen, yani artık hepimizin entegre olması gerektiği yeni teknolojilerin belli yaş katmanındaki insanlara da artık ulaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla sizin ilk etapta dediğiniz hani Z kuşağı artık bazı paylaşımlara, teknolojik oluşumlara çok yatkın. Ama belki de bu COVID-19'la beraber
belli yaş katmanındaki insanlar da bazı şeylere yatkınlaşmaya ya da alışmaya, en azından yeni normal dediğimiz dijitale yönelik olarak yeni normalde entegre olmaya başladılar. Nitekim kenarda da benim ekibimden Orçun Bey'in bir sorusu var. Çok da güzel bir soru aslında. Koronavirüs sonrası e-ticaret sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir şekillenme yoluna girecek? Özellikle pazar hacminde öngörülen artışa e-ticaret sektörü yeterli düzeyde cevap verebilecek mi? Müşteri deneyimleri ne yönde şekillenecek? Ki zaman zaman bazı dijital yayınlarda da tüketicinin özellikle tedarik zincirleri ya da alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler olacak şeklinde konular tartışılıyordu. Bütün bunların toplamında sizin bakış açınız nasıl olur hocam? Kesinlikle yani önümüzdeki dönem e-ticaretin yükseleceği bir dönem olacak. Yani şeyin Altan Hocam rakamları benden daha iyi biliyordur ama ben zannediyorum Türkiye'nin ortalamasının 6 civarında, %6 civarında olduğunu biliyorum. Yani eğer Perakende. Efendim? Perakende de evet. Evet. %6 civarında olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu rakamın çok kısa zamanda böyle %50'lere falan çıkacağını düşünmüyorum. Fakat bunun çok kısa zamanda çok rahatlıkla ikiye katlayacağını düşünüyorum. Ve benim görüşüm özellikle yani AVM'lerdeki, yani AVM'lerle ilgili benim çok tedirginliğim var açıkçası. Yani AVM'lerin yani parakende satışların inanılmaz derecede güç kaybedeceğini düşünüyorum. Özellikle belirli yaş grupları, yani e-ticareti kullanan, Türkiye'deki e-ticareti kullanan, daha doğrusu e-ticarette bir parça uzak olan belirli yaş gruplarının da COVID-19'la beraber ister çocukların hesapları üzerinden, ister kendi açtıkları hesaplar üzerinden e-ticarette başladıklarını görüyorum. O yüzden de yani e-ticaret tamamıyla, yani e-ticaretin zamanı geldi. Yani COVID-19 e-ticaret ve lojistik sektörünü, kargoculuk ve lojistik sektörünü tümüyle değiştirecek. Ama dediğim gibi beklenti %5'e 95 iken %95'e 5 olmayacak. Yavaş yavaş olacak. Yani bu çok hızlı bir şekilde artacak ama. Şöyle, bu tabii e-ticaret açısından konjonktürel bir yükselme. Bunu hani bu dönem için değerlendirmek lazım. Ama çok önemli iki katkısı oldu. İki önemli parametre çıktı ortaya. Bir tanesi, bir kere hiç online alışveriş yapmayan önemli bir kitleyi online alışverişe yönlendirdi COVID-19. Şimdi bunların önemli bir kısmı geri dönmeyecek. Yani böyle bir alışkanlık, bir satın alma alışkanlığını bir şekilde benimsetti bu süreç. Yerleşti değil mi hocam? Bir şekilde yerleşti bu tarz alışkanlık mı? Evet. Tabii bu Alpan Hoca'ya katılıyorum. Yani bu iki katına çıkarmış olabilir. 50 katına çıkarmayacak sonuç olarak. Belli bir müşteri kitlesini online müşteri yapma konusunda COVID-19 süreci çok hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama benim farkında olduğum ama Alpan Hocam'ın bakalım ne söyleyeceğini merak ettiğim bir soru var. Dünya, tabii özelinde Türkiye, bu yoğun e-ticaret talebine hazır mıydı? Sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz bireysel olarak çeşitli sitelerden yaptığımız alışverişlerde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani lojistik sıkıntılar bunun başında. Ama tabii öncelikle hacimle ilgili, gerçekleşen hacimle ilgili firmalar hazır değillerdi Alpan Hoca. Yani şu anda yavaş yavaş artık depo problemleri, depodaki ürün problemlerini biz direkt olarak dağıtımda yaşadığımız sıkıntılardan anlamaya başladık. Ne dersiniz? Türkiye hazır mıydı? Bu nasıl bir süreç olacak? Nelere gebe? Ya sadece Türkiye değil ki, Amazon da hazır değildi. Yani Amazon'da 100 bin yeni kişiyi işe almaktan bahsetti. Yani ben bunun tweetini de attım. Kimse hazır değildi böylesine büyük bir büyümeye.
Dolayısıyla bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bakın, şöyle bir yani bu konu tamamıyla sizin konunuz olduğu için hani bana böyle konuşmak şey geliyor, böyle sözlerimi kelimeleri zor seçerek konuşuyorum. Yok, yani bakın şimdi bu sektör, yani e-ticaret sektörü tamamıyla Amerika'da da baktığımızda Amerika'daki e-ticaretin %75'ini on küsur firma yapıyor diyebiliyorum. Amazon sayesinde enflasyon yükselmiyor. Çünkü Amazon fiyatları tutuyor. Şimdi buna bakarak Türkiye'de de yüzlerce e-ticaret sitesi olacak, binlerce e-ticaret sitesi olacak diye düşünmeyin. Göreceksiniz bunlar konsolide olacaklar. Yani şu anda görmüş olduğumuz büyük firmalar kalacaklar. Küçük olan e-ticaret firmaları yok olacaklar. Şu anda yani tek başına sucuk satmaya çalışan internet siteleri, yani kendi markasını satmaya çalışan internet siteleri aynı yemek sepetinde olduğu gibi büyüklerin şeyinin altına girecek. Dolayısıyla bütün lojistik kontrol mekanizması Türkiye'de 5 tane büyük, yani ben Türkiye'de 5 tane büyük kalacağını düşünüyorum. Ve onlar da zaman zaman yön şaşırıyorlar. Yani işin içine çiçekle başlayıp başka şeyi getiriyorlar veya bir tanesi deterjan satmaya başladı. Yani onlar da yol arıyorlar kendilerine. Bunlar bir konsolidasyona girecekler ve ben lojistik sektörüne gelince lojistik sektörü böyle bir şeye hazır değildi. Yani bir anda satışlar patladı. Ve işin ilginç tarafı depodan gönderilmediği için mallar mal sağlayıcıdan gönderildiği için bugün 15 tane kitap siparişi verdiğimizde bu 15 tane kitap ben çocukların şeysi için veriyorum. Üniversite sınavları hazırlığı için 15 kitap siparişi verdik. 12 tane ayrı göndericiden geldi. Yani sırf benim yüzümden 12 kere kargo elemanı bana gelecek. Farklı farklı şeylerden, üreticilerden topladığı ürünleri. Yani şu anda kargocular yetişemiyor ki. Böyle bir altyapıları yok. Ama göreceksiniz onlar da düzelecekler. Onlarda bir konsolidasyon bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Onlarda büyüme bekliyoruz. Kargo şirketleri çok büyüyecekler. Çok farklılaşacaklar. Ama e-ticaret şirketleri tamamıyla konsolide olacak. Hiç şansları yok. Peki. O zaman sözü, soruyu ya da sohbeti diyelim, sizin de hakim olduğunuz alana doğru buradan yola çıkarak yönlendirelim. Hocam şimdi tamam, e-ticaret çok önemli bir alan ama herkes de e-ticaretçi olmayacak. Yani herkes de online satış yapmayacak ya da online dağıtım işinde olmayacak. Yani gelecekte dijitalle bağlantılı pek çok çalışma alanı, hatta şu anda çalışma alanlarını dijitale entegre edip bundan sonra da belki iş yapış biçimlerini online bir kısmını ise tamamen dijitalden yürütmeye karar veren firmalar var. Yani ben çok yakınımdan bir arkadaşımdan örnek vereyim. Mesela sigorta çok ciddi Zoom üzerinden pazarlamayla hayat sigortası çok hızlı satılmaya başlanmış. Bu çok enteresan bir şey. Sizin de böyle tespitleriniz var mı? Hangi sektörler online'da kendilerini daha iyi buldular? Veya aslında çok temel bir soru sormak istiyorum. Hani önümüzdeki kaç yılda alınacak bu iş yapış biçimlerindeki dijitalleşme süreci bu kadar kısa bir sürece sıkıştı? Yani çok hızlı bir dijitalleşme yaşıyoruz çünkü. Çünkü mecburiyetten yaşıyoruz. Ya, bazı şeyler mecburiyetle oluyor. Yani mecbur kılınmadıkça zamana yayılıyor. Şimdi online eğitime bakın. Bugün ben kendi çocuklarım şu anda özel okullarındaki online eğitim sistemini kullanıyorlar. İşin başında o kadar çok aksama vardı ki olmuyordu, kopuyordu, o oluyordu, bu oluyordu.
yavaş yavaş düzelmeye başladı. Kızım aynı şekilde üniversitede online'da, zaten üniversite online konusunda çok başarılı bir üniversiteydi. Şimdi daha da sorunların çözüldüğünü gördük. Yani sizin üniversiteniz de aynı şekilde. Yani bütün koşullar aslında zorlamayla belli bir noktaya geldi. Dolayısıyla şimdi firmalar şunun farkına varacaklar. Ben birincisi hayat sigortası satmak için veya sağlık sigortası satmak için veya sigorta satmak için bir elemanımı bir yerden bir yere göndermem gerekiyor. Yani şu koşullarda bile, bakın şu koşullarda bile bence sıkıntı. Yani sizin bir elemanınızı İzmir'e göndermeniz de sıkıntı. Şu anda İzmir'e uçak yok. Hadi uçak olsak, otelini düşün, vesairesini düşün. Bunu artık internet, yani COVID-19'da beraber biz bazı şeylerin online olabildiğini gördük. Şimdi bunu gördükten sonra buradan geri adım çok zor atılır. Ve bunu bize sağlayan programlar da hiç de zor programlar, kullanılması hiç de zor programlar değil. Hatta ve hatta beyaz yakalı Y kuşağı yöneticileri ve patronları da kendi başlarına işte Google'ın veya Zoom'un toplantılarını organize edebilmeye başladılar. Bakın ben başka bir şey söyleyeceğim size. Çok sık tekrar ettiğim bir şey ama dinleyen arkadaşlarım da ilgisini çekecektir. Yani şeyde patenti de bana aittir. Kimse hiçbir yerde ilk kez ben söylemiştim. Bu şey COVID-19 şirketlerde verimlilik analizinin otomatik olarak yapılmasına neden oldu. Ve beyaz yakalılarda ben ekstra %2-3 civarında ek işsizlik bekliyorum. Çünkü patronlar ve beyaz yakalı yöneticiler bugün bazı personelinin gereksiz olduğunu anladılar. Herkes eve gidince, evden çalışmaya başlayınca bunu gördüler. Aslında çok büyük bir verimlilik çalışması oldu. Yani önümüzdeki dönemde ben büyük ofislerde kişi bazlı önemli azalmaların olacağını düşünüyorum. Ofisler bu anlamda ufalacaklar. Yoksa COVID-19 nedeniyle ufak ofis olacak, yok şöyle olacak, böyle olacak. Yani 2,5 ay evde kaldık diye hayatımız tümden değişmesi imkansız. Yani biz şey yapmadık ki, ne bileyim 30 yıl suyun içinde yaşamadık ki ayağımızda şey oluşsun, ne bileyim solungaç oluşsun. Yani biz daha 2,5 aydır evdeyiz. Ama yaşadığımız tecrübelerle beraber bazı şeyler hayatımıza yer etmeye başladı şu an için. Bu da en önemlisi bence verimlilik. Verimlilik konusunu göz ardı edemeyiz. Şimdi Ayfer hocam, bir sorumuz olacak burada. Hazır bağlantılı bir soru. Şimdi siz aslında bir tweetinizde belirtmiştiniz bunu. IBM'in bir araştırmasından bahsetmiştiniz. 25 bin kişiye yapılan bir araştırma ve %54'ü COVID-19 sonrasında da aslında evden çalışmaya devam etmek istediğini belirtmiş. Çok önemli bir veri aslında. Peki burada biz bir anlamda insanların kendileriyle alakalı hazırlıklarını, süreçlerini konuşurken, şirketlerin stratejilerini konuşurken, sizce bunlar ne kadar eşleşecek? Yani insanların gerçekten neler yapması, bu süreçlere nasıl hazırlanması? Şirketlerin stratejik olarak az önce söylediğiniz gibi belki bazı pozisyonların daha boşa çıktığını düşünebilirler. Ya da bazı departmanlar, ofisler küçülebilir. Nasıl bir süreç dünya bizi bekliyor bu anlamda iş hayatında? Ya şöyle, ben bu sürecin özellikle part-time çalışmayı çok tetikleyeceğini düşünüyorum. Yani gene dediğim gibi tepe yöneticiler ve patronlar bazı personellerinin full-time çalışmalarının gerekli olmadığını düşünmeye başlayacaklar. Part-time konusu gündeme gelecek. Evden çalış. Eskiden aman sabah 9'da gel, akşam 6'da git, kart bas, parmak izi okut, yok göz şeyini, retinanı okut gibi böyle takıntıların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum.
Yani insanlar evde çalışarak da verimli olabildikleri ni gösterdiler. Tabii ki şunu bekleyemeyiz. Yani interaksiyonun olduğu bir ortamda hadi herkes evden, yani COVID-19 bitti, hadi hepiniz evden çalışın demek çok doğru olmaz. Ama eyvah. Dondu galiba. Evet, bir bağlantıda yani, bir geldi. Geldi hocam, değil mi? Peki şurada şu da var. Yani şimdi bizim yayınımızı şu an akademisyenlerimiz izliyor, öğrencilerimiz izliyor. Belki profesyonel hayattan bir takım insanlar izliyor. Bu arkadaşlar, hepimiz, bizler nasıl hazırlanmalıyız peki? Mesela kariyerinin yeni başlangıcında olan bir öğrenci biraz daha da hayatın, daha bu anlamda iş hayatında darlaştığını düşünürsek neler yapmalı? Biz ne yapmalıyız? Akademik hayat ne yapmalı? Bu açılardan baktığımızda nasıl hazırlanmalıyız? Şimdi bakın, bir kere becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani farklı becerilere sahip olmamız gerekiyor. Ben şeye baktığımda benim konferanslarımda da çok kullandığım bir şey, bazı becerilerin artması gerekiyor. Şimdi o örnek verelim. Benim için bir numara şey, bir numaralı beceri problem çözmek, karmaşık problemleri çözebilmek. Onun dışında yaratıcılık. Şimdi bunları nasıl arttırabiliriz? Yönetim becerileri. Şimdi dolayısıyla ben bu becerileri arttıracak altyapıyı sağlayan ne program varsa öğrencilerin bunlara dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Yani duygusal zekayı arttıracak, empatimizi arttıracak, bunlar hep şeyin parçası. Mesela müzakere, yani müzakere önümüzdeki özellikle müzakerenin şöyle bir önemi var. Yüz yüzeyken müzakere çok kolay, daha kolay. Ama Zoom üzerinden müzakere yapmak kolay değil. Çünkü vücut dilini çok net algılayamıyorsun vesaire vesaire. Mesela ne bileyim yani video konferans üzerine ve video konferans yoluyla müzakere teknikleri diye belki de eğitimler olacak. Yani mesela hizmet odaklı olmak. Bu da bir beceri. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yani benim söylemek istediğim bizim becerilerimizi geliştirecek her türlü, benim demin bahsettiğim özellikle becerileri geliştirecek her türlü eğitime altyapıya eleştirel düşünce bunlardan bir tanesi. Zaten iki yönlü iletişim yoksa, tek yönlü iletişim varsa hiçbir şansınız yok zaten. Tabii ki yani eleştirel düşünce tabii ki bunlardan bir tanesi. Peki Alpan Hocam, şimdi ben teknoloji güzel, iyi, entegre olalım, işte becerilerimizi geliştirelim, onsuz olmaz, dijital hayat vesaire vesaire diye bunun yani gerekliliğini, önemini çok güzel vurguladık. Ama ben bir sosyoloğum aynı zamanda. Ve pek çok kişiyle, çevremde pek çok insanla, hatta kendi 11 yaşındaki çocuğumla da bu teknolojinin biraz da karanlık tarafından bakmanın ve onu hani... Şimdi şey diyorlar hani teknoloji dengesini sağlayacak anne babalık ya gibi konularda konuşuluyor. Şimdi teknolojiyle birlikte aslında söylediğiniz o insani değerler, özellikle işte vicdan, empati kurma, acıma veya hayırseverlik vesaire gibi bizim insan olma niteliklerimizin gelişmesini sağlayan sözlü kültür veya işte sanat, buna bağlı alanlar, edebiyat, müzik gibi aslında bizi ruhen besleyen, belki sizin söylediğiniz yaratıcılığı, çözüm odaklı olmayı da bir anlamda besleyen bu tür kaynakların da dijitalleşmesi mümkün mü? Yoksa bu online eğitimle birlikte, bakın araştırmalar yapılıyor. Ben de bir taraftan bir araştırma yürütüyorum. Günde 5-6 saatlik ekran süresi
şu anda 10-12 saate çıkmış durumda. Ve özellikle Z kuşağı veya işte dijitale doğanlar diyelim, bu online eğitimle birlikte arkadaşlarıyla da bu platformlardan görüşüyorlar, oyun oynuyorlar, iletişim kuruyorlar vesaire. Ve benim gözlerim, kendi oğlumdan odaklanarak, çıkarak söylersem, çok fazla bir ekran süresine ulaşıldı şu anda. Elbette ki bunun da bir zararı var. Ve iyi yönetmek gerekliliği de var. Ve gerçekten beslenme kaynaklarımız sizin de bizim de işte X kuşağının da veya şimdi de öyle olmalı diye düşünüyorum ben. Elbette dijitalde çok güzel paylaşımlar vesaireler var ama yani her şeyi de dijitale havale edemeyiz, ihale edemeyiz. Yani şimdi online müzeler vesaire bir sürü listeler paylaşıldı değil mi? Yani ilk günden itibaren kültürel olarak da beslenebileceğimiz işte film linkleri, şunlar bunlar paylaşıldı. Ama başka bir taraftan bir mesaj vermemiz de gerektiğini düşünüyorum artık Alpan Hocam. Yani bizim insan olma duygularımızı besleyen şey elbette dijital ekran vesaireden de sağlanabilir ama bunlar kısa süreli ve uzun süreli hafızalar düşünüldüğünde insani bazı değerlerin gelişiminin de engellediğini biliyoruz. Çok net. Yani çok fazla dijitalde kalmanın, dijital hayat yaşamanın bazı insani duyguların gelişmesi önünde engel oluşturduğunu bilimsel çalışmalar gösteriyor. Yani bizim de burada dengeli bir dijital kullanımını sağlamak gerektiğini ve kendimiz için de aynı zamanda araştırmalar onu da gösteriyor. Çünkü hep planladığımdan daha fazla kalıyorum teknolojide, sosyal medyada, internet üzerinde diye sonuçlar çıkıyor. Yani bunun biraz da olumsuz kısmından eleştirerek ne yapmamız gerektiğiyle ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum sizin. Bir kullanıcımız eklemiş bu arada. Sizin Altan Hocam söylediklerinizle çok eşleşiyor. İletişimimiz önemli ölçüde azalmış diyor bazı durumlarda diyor. Alpan Hocamız da bunun üzerinden soralım. Niye azalıyor iletişimimiz Alpan Hocam? Şimdi önemli olan bu dengeyi kim kuracak? Yani ben soruya soruyla cevap vermeyi sevmiyorum ama yani ben kendi çocuklarımla ilgili kurabildiğim denge şu. Üniversiteye hazırlanıyorlar. Günde 6 saat çalışıyorlar. Böyle bir pazarlık yaptık kendilerine. 6 saatin sonrası onların şu an için. Sokağa çıkamadıkları için sosyalleşebilecekleri başka bir şey yok. Yani yani şu anda bugünün koşullarını baz olarak kabul edemeyiz. Yani şu an çocukların ekran süreleri 13 saate çıkması COVID-19 yüzünden. Onun yüzünden. Ama online müze konusunu açtınız, onu söyleyeyim, sonra da konuya gireyim. Online müze güzel bir şey ya. Vallahi güzel. Yani gidip göremeyeceğiniz bir müzeyi online gezebiliyor olmanız çok hoş. Altan Hocam, yani bu projeyi yapan, hatta bakanlığa yapan da yakın arkadaşımız, çok da destekliyorum. Ben de kendisini çok destekledim bu konuda. Hiç itirazım yok. Çok memnunuz. Ben ama onu başka bir yere bağladım farkındaysanız. Yani hayır işte ben de zaten sizin örnek ve yani onu örnek olarak kabul etme adına söylemedim zaten. Şimdi benim şöyle bir şapkam var. Ben futuristler, ben gelecek bilimcisiyim. Futuristlerin çeşitli şapkaları var. Ben teknoloji futuristiyim. Bir sosyolog futurist değilim. Biraz futurist olarak dandunum. Tamam mı? Yani şöyle dandunum. Teknolojik olarak yani insan yaşantısı üzerine sosyolojik etkilerini çok fazla inceleyen ve bu konuda çalışan bir insan değilim. Biliyor muyum? Biliyorum. Ama konuşan bir insan değilim. Yani sorun var mı? Var. Evet, ses dondu galiba. Benim sesim mi gitti? Evet, şu an geliyor mu sesim? Duyuyoruz, şu anda duyuyoruz. Tamam, nerede kesildiğimi bilmiyorum da. Yani şöyle ifade edeyim. Ben teknoloji futuristiyim. Sosyoloji, yani bir sosyolog olmadığım için futurizme bir şey katamıyorum bu anlamda. Bakın ben çok kısa başka bir soruyla açacağım. Siz kendinizi düşünerek Alpan Manas'ın bu noktaya bu kadar teknoloji merakı ve
öngörülere sahip olması, bu noktaya gelmesine, bu vizyona sahip olmasında herhalde beslendiğiniz kaynakların çok önemli payı var. Yani siz kendinizden söyleyin, sizi neler besledi çevrenizde? Merak alanlarınız nelerdi? Şimdi sadece teknolojiyle mi ilgileniyorsunuz? Onları mı merak ediyorsunuz? Ben eminim. Yok, hayır. Şimdi bakın, o zaman şimdi biraz itirafa girecek. Ben madem hani beni sordunuz, kendimi söyleyeyim. Ben arkanızdaki sanat eseri. Niye o var? Var, var. Kitaplık koymamak için yaptım. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim bir... Herkes kitaplık koyuyor. Çünkü bakın, benim bütün kitaplarımın hepsi dijital ve sesli. Bende dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Bende disleksi var. Ben sürekli kitap okuyamıyorum. Ben aynı anda 10 tane kitap okuyorum. Oradan oraya atlıyorum, oradan oraya geçiyorum. Benim durumum çok farklı. Yani benim oturup mesela kitap yazmam lazım, kitap yazamıyorum. Yani öyle, çünkü öyle bir şey, dikkatimi ki günde iki tane Ritalin almama rağmen odaklayamıyorum kendimi. Yani ben iyi bir örnek değilim bu konuda. Belki de sorunuzu cevaplayabilecek. Ama benim beslenme kaynağım dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda konudan konuya atlama çok yüksektir. Benim de Twitter'da mesela 1700 tane takip ettiğim alan var. Yani o kadar çok alanı, o kadar çok deşerek, o kadar hızlı ve kısa süreli takip ediyorum ki benim durumum çok fazla. Ama bana diyemezsiniz ki otur bir roman oku. Ben okuyamıyorum yani. Kusura bakmasınlar. Yani çocuklarımda da aynı şey var, sıkıntı var. Roman okumayan bir insanın kelime dağarcığı gelişmiyor. Evet, doğrudur. Belki benim kelime dağarcığım gelişmemiştir. Ancak bu kadar konuşabiliyorum. Ama bu yani dolayısıyla beslendiğim kaynaklardan ben bal arısı gibi pıt 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 bilgi alıyorum. Benim yani derinine çok fazla giremiyorum. Hocam, kenarda epey sorular birikti. Ben özellikle Mert Yavuz Bey'in sorusunu soracağım. Neden benim sorumu gündeme getirmediniz diye bana kızdı biraz. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Covid-19 sonrası şirketlerin insan kaynakları politikası nasıl şekillenmeli? Dijitalleşme vesaire, beyaz yakalı bir İK çalışanı olarak merak ettiğini belirtmiş. Şirketler hangi alanlara yatırım yapmalı? İnsan kaynakları alanında neler yapılmalı? Şimdi ben tabii insan kaynaklarcısı değilim. Şunu arkadaşım için şunu söyleyebilirim. Herhalde assessment dediğimiz yani kişilerin özellikleri, iş uyumları vesaire gibi konular, assessment teknikleri 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllara dayanıyor. Ben daha böyle yeni bir assessment tekniği görmedim. Yani bir kere bu insan davranışlarını, insan profilini, işle olan uyumunu vesairesini, özelliklerini ortaya çıkaracak bu assessment tekniklerinin yenilenmesi gerekiyor. Neden yenilenmesi gerekiyor? Çünkü ortam değişiyor. Yani COVID-19'la beraber tamamıyla değişiyor. Bazı departmanlar gereksiz hale gelecek. Bazı departmanlar birleşecek. Ahmet ve Mehmet'in yaptığı işi tek başına Ahmet yapıyor olabilecek. Dolayısıyla birleştireceğiz ondan sonra. Dolayısıyla insan kaynakları bence önümüzdeki dönem en yoğun departmanlardan biri olacak. Yani hani arkadaşıma şunu söyleyeyim. Yani en yoğun departmanlardan birinde çalışacağını söyleyebilirim. Çünkü şirketler eleman azaltmasına gitmek zorundalar. Kaldırma şansları yok. Hocam, ve peki, bunu da yapmak... Evet. Bununla bağlantılı hemen yeri gelmişken sorayım. Bu da bana sorulmuştu. Özellikle dijital transformasyon dediğimiz, dijital dönüşümün bugün şirketlerde konuşulduğu bir evrende, Türkiye'de biz şirketler olarak incelediğimizde bu dönüşüme ne kadar gerçekten entegre olabiliyorlar, ne kadar gerçekten stratejilerine, departmanlarına bu dönüşümü yansıtabiliyorlar? Sizin bu anlamdaki bakışınız nedir şirketlere yönelik ya da karar vericilere yönelik? Yani şöyle, yani artık dijital dönüşüm dediğinizde
Yani bilgileri bilgisayara aktarmaktan geçelim. Yani artık dijital dönüşümün arkasında nesnelerin interneti var, bulut bilişim var, büyük veri var, yapay zeka var, siber güvenlik var, kuantum bilgisayar, robotik teknolojiler, blok zinciri, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi konular var. Yani artık insanlar CRM'i dijitalleşme olarak görmeyeceğiz herhalde. Yani bir şirkette CRM yoksa arrivederci yani, hiç şansı yok. Dolayısıyla benim demin saydığım konulara yatırım yapabiliyor olmaları gerekiyor. Tabii şimdi geçen gün tweet attım. Amerikalı bir kuantum bilgisayar startup'ı $215 milyon yatırım bulmuş. Yani şimdi kuantum bilgisayarın Türkiye'de daha ne olduğu algısı ortada yok. Yani, dolayısıyla hani şirketlerin öncelikle biraz da gerçeğe girelim. Yani şu anda önümüzdeki dönem şirketlerin Türkiye'de yaşam savaşı vereceklerini bilmemiz gerekiyor. Bugün Amerika neredeyse gayri safi milli hasılasının %10'undan fazlasını şirketlere ve vatandaşlarına destek olarak dağıttı. Yani Türkiye'de bu rakamın %1 bile değil. Şirketler nasıl ayakta kalacaklar COVID-19 sonrası? Yani biz Ar-Ge'den vazgeçtik. Şeyden de vazgeçtik. Dijitalleşmeden de vazgeçtik. Ayakta durmaktan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de o yüzden de hani bunları konuşalım ama bir de Türkiye gerçeğini de göz ardı etmeyelim diye eklemek istiyorum. Evet. Yine kenardan bakıyorum sorulara. Kısa sorulara önce bakıyorum arkadaşlar. Alpan Hocam, sesli kitap deyince özellikle podcast'te dinliyor musunuz? Evet ise hangileri? Ben sesli kitapta Amazon'u dinliyorum. Bir de Storytel'i dinliyorum. Yani Amazon ve Storytel Türkçe ve İngilizce olarak. Hemen diğer bir soru. Endüstri podcast, 4.0'dan. Podcast ayrı ama podcast özellikle takip ettiğiniz. Hayır podcast'te podcast şeyim yok. Yani podcast'te takip ettiğim kimse yok. Kimse yok. Endüstri 4.0'dan. Dediğim gibi ama demin ki yani benim söylediklerim benim gibi benim şeyle kişiliğimle ilgili konular. Yani ben öyle çok değişik kaynakları kullanıyorum ama bazı konularda da tutucuyum. Evet. Endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a dediğimiz günlerde özellikle 5G teknolojisiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Yani bakın şimdi ben geçenlerde bana işte 5G'yi sordular. Ben 6G'yi anlatıyordum. 6G üzerinden enerji transferi de olacak 2030'dan itibaren. Şimdi yani 6G'yi konuşabilirim artık 5G'yi konuşmayalım ya. Yani 5G hayatımızı değiştirecek, önümüzü açacak, önümüzdeki 10 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Ha derseniz ki 5G Wuhan'da kullanıldığı için COVID-19'un nedenlerinden biri de 5G gibi komple teorilerine gireceğiz. Onlara hiç girmeyelim. Yani böyle bir dünya yok. Eğer böyle sorunun içinde böyle bir alt soru varsa 5G hayatımızı tümüyle değiştirecek. Evet. Yani bu kadar söylüyorum. Demin kaç defa kesildik? Kesilmeyeceğiz. Evet, çok güzel bir örnek oldu. Şimdi bir de hocam ilk sizin tasarımınızı biz duyurulara çıkmaya başladığımızda bir öğrencimiz şöyle bir şey sordu. Seri girişimci. Bu girişimcilik konusu tabii çok geniş evrende ele alınması gereken bir konu ama size herhalde en başta sorulacak sorulardan bir tanesi. Girişimcilik olarak siz bu işe nasıl başladınız? Bu nasıldır? Nasıl bir iş midir? Girişimci nasıl olunur? Arkadaşlarımıza eminim ki kariyerinin başında olanlar var ve Yeditepe Üniversitesi de gerçekten girişimcileri çok destekleyen bir üniversite. Önerileriniz, onlara yönlendirmeleriniz neler olacaktır? Şimdi bakın, ben seri girişimciyim çünkü bugüne kadar 45 tane şirket kuruluşunda bulundum, ortak oldum, hissedar oldum. Şu anda da bir arkadaşım sormuş ne yapıyorsunuz diye de veya ona benzer bir soru gördüm. Onu da kısaca bahsetmiş olayım. Şu anda sadece iki tane girişimim var.
Bunlardan bir tanesi Türkiye'de orada şeyin ana ortak fark ana ortağımız farklı yatırımcı ortağımız var. Gökhan Taş, müzayede.com Türkiye'deki yatırımın şeyin girişimin. Amerika'da da bir pil teknolojisi şirketine yatırım yaptık 2013 yılında. Yaklaşık olarak 2023 yılında da teknolojimiz ürün halinde piyasaya sürülecek. Dünyanın büyük tüketici elektronik firmalarından bir tanesiyle de ön yatırım anlaşması yaptık. Teste bağlı olarak Amerikalı şirketimiz 500 milyon dolar yatırım alacak inşallah. Halka açık bir şirket değil. Ben de şirketin %5 ortağıyım sonuç olarak. Tek Türk ortak da benim. Hani benim ne yaptığımı sordunuz. Girişimcilikle ilgili şöyle bir şey var. Benim bloguma bakabilir arkadaşlar. Ocean diye bir şey var. Ocean işte açıklık, ondan sonra vicdanlı olma. Yani beş tane faktör var İngilizce baş harfleriyle. Şimdi bir anda hepsi aklıma gelmiyor. İngilizceleri geldi ama Türkçeleri gelmedi. Çeviremedim de hızlıca canlı yayında olduğumuz için. Arkadaşlar baksınlar Ocean diye, yani okyanus modeli. Bu modelin bu modelde tanımlanan kişisel faktörlerin %60'ı genetik. Ve bu genetik faktörler sizin girişimci olup olmamanıza da karar veriyor. Yani yaratıcı olup olmama, fikirlere açık olup olmama gibi bütün hepsi dediğim gibi şeye bağlı. Bu %60'ı aileden geliyor. O yüzden de bir kişiyi zorla girişimci yapamazsınız. Yani mutlaka aileden gelen bir gen faktörü olması gerekiyor. Biz zaten kişiyi zorla girişimci yapmıyoruz. Veya ben kişiden zorla girişimci olmasını beklemiyorum. Sadece girişimci ruhu var mı? Onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa yani işte yok yumruk yedin, yere düştün, kalk ayağa, işte ondan sonra şey yapma, asla vazgeçme. Yok öyle bir yağma. Yani Mike Tyson'dan ye yumruğu, bak nasıl bir daha kalkabiliyor musun ayağa. Yani dolayısıyla bunlar öyle kolay şeyler değil. Girişimci olmak da çok kolay değil. Hele bu ülkede çok zor. Yani ben Keyreti Forum, dünyanın en yaygın melek yatırımcı ağı Keyreti Forum'un Türkiye kurucu başkanıyım. Bizde de 100'den fazla melek yatırımcı var. Çok tanınmış, yani Faruk Eczacıbaşı, Ümit Boyner dahil olmak üzere melek yatırımcılarımız var. Ve ben onu şunu da gördüm. Türkiye'deki melek yatırımcı sayısı Amerika'daki melek yatırımcı sayısının 1/1. Yapılan yatırım da 1/1 bile değil. Belki çok daha az. Dolayısıyla girişimcilik Türkiye'de gerçekten zor. Şimdi girersek o konuya çıkamayız. Başka sorular varsa onları da alalım. Sorular çok hocam. Alpan Bey, girişimcilikle ilgili Alpan Bey'in bana bir sözü var. Sadece girişimcilik konuşmak üzere bana şöyle bir binler falan topla demişti. Ondan sonra o sözünü de bir tarafta tutuyorum. Ondan sonra inşallah onu da yapacağız. Girişimcilik, özellikle mobilden girişimcilik, bizim e-ticaret bölümü açısından çok önemli. Bütün aslında Yeditepe Üniversitesi'nin desteklediği bir ekosistemdir, girişimcilik ekosistemi. Ve çok değişik bölümlerde kendi alanlarında girişimciliği teşvik eden ve üniversite genelinde de Yeditepe Yeni Fikir diye bir ismi de koyduğumuz girişimcilik yarışmamız da var ve Kuluçka merkezimiz var, teknoloji transfer ofisimiz var. Ayrıca da yine Tuzla'da teknoloji merkezimiz var. Bu anlamda hani akademinin de büyük desteği olması gerekiyor değil mi Alpan Hocam? Yani tamam, ruhunuzda girişimcilik olmayabilir. Gerçi Türkiye'de hani Kayserililer vesaireliler gibi hani ticarete çok erken yaşta başlayan insanlar var. Türkiye'nin aslında girişimcilik ruhu gençlerde çok canlı olduğunu düşünüyorum. Silicon Valley'de denenen her türlü startup'ın Türkiye'de de denendiğini duydum. Yanılmıyorsam eğer, siz daha iyi bilirsiniz belki. Ondan sonra yani girişimcilik ruhu açısından Türkiye'de fazla var, eksik yok diye düşünüyorum. Fazla değil hatta. Türkiye'de aslında şöyle bir sıkıntı var. Demin Kayseri dediniz. Onlar Ermeni vatandaşlarımızdı. Kayseri değil. Türkler ticareti
çok fazla bilemedik. Ticareti onlar çok iyi biliyorlardı. Sizle konuşurken şimdi soru cevap verirken eksik kalmasın. Ocean'ı ben hemen söyleyeyim. Ocean, O harfi açıklık, C harfi vicdanlı olma, E harfi dışa dönüklük, A harfi razı olma, N harfi aşırı hassas. Yani bu söylediğim özelliklerin %60'ı aileden geliyor. Ve bu özelliklerimizin ancak %40'ını biz modifiye edebiliyoruz. Ve bu %60 özelliğin açıklık, yaratıcı olmak, olmamak, vizyoner olup olmamak, yani problem çözme yeteneğine sahip olup olmamak, hepsinin altında %60 genetik yatıyor. Biz girişimcinin ailesine bakmamız lazım. Aileden geliyor girişimci. Bakmayın, benim annem ve babam öğretim üyesi. Yani bana şimdi hocam diyorsunuz ama gerçekten hani ben de iki hocanın oğluyum. Genlerinizde var yani. Genlerde var. Şimdi babam ve annem öğretim üyesi ama babam da aslında girişimciydi. Yani akademisyen bir girişimciydi. Dolayısıyla mutlaka aile faktörünü göz ardı edemeyiz. Evet. Yine ortaktan bir bakıyorum Alpan Hocam. Özellikle bu noktaya işaret olabilecek bir soru var. Girişimler tabii ki de çok önemli. Günümüzde startuplar hemen hemen her yerde hayat buluyor. Yine Alpan Hocama katılıyorum. Akademilerinin destekleri çok önemli bu anlamda. Ve özellikle köklü kurumsal yapıların gelecek vizyonunda startuplarla beraber omuz omuza ya da startuplardan destek alarak, enerji alarak yükseleceği bir yeni iş sistemi, yeni iş modeli düşünülebilir mi? Bir daha alayım soruyu. Yani nasıl bir iş modeli anlayamadım tam olarak. Yani startuplar çok artacağı bir evren. Startupların zaten yavaş yavaş çok ciddi bir artış hızına girdiğini düşünebiliriz. Büyük köklü firmaların da aslında direkt onlarla yapacağı işbirlikler ya da startuplara vereceği desteklerle değişen bir yeni iş modeli gibi. Herhalde soru bunu... Yani bir soruyu anlayamadım ama oradan bir şey çıkarayım. Yeni bir soru çıkarayım. Türkiye'de özellikle büyük şirketlerin mutlaka startupları destekleyen risk sermayesi şirketleri kurması gerekiyor. Mesela Koç Holding'in var, Inventram diye. Bunların sayısının artması gerekiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de her şey toprağa ve betona gidiyor. Yani şirketler startup dünyasının destekleyebilecek projeleri, yani startupları destekleyecekleri projeleri oluşturmasına izin vermiyorlar veya oluşmuş projelere destek olmuyorlar. Onların öncelikleri ne yazık ki farklı. Bu da devlet politikası. Yani ta devlet politikası değişmeden Türkiye'deki startupların yapısı, büyük şirketlerin risk sermaye şirketleriyle bu yapının içerisinde var olması bana zor geliyor. Evet. Son bir iki soru daha alalım. Hemen yandan yine bakıyorum. Endüstri 6.0'dan enerji transferi dışında neler bekleniyor? Endüstri 6.0 değil. Yani şey, Endüstri 6.0 demedim ben. Yani GSM 5, GSM 6'dan bahsettim. 6G'den bahsettim. Evet, evet. Yani 6G'den bahsettim. Endüstri 6.0 yanlış anlamış arkadaşım. Evet. Yani 6G'de yani 6G'ye girmeyelim. Daha 5G'ye girmedik. O yüzden boş versin. 6G'yle daha çok güzel şeyler olacak. Hemen altında bir soru var. Robotlar ve gelişimi konusunda ve bunun geleceği konusunda neler düşünüyorsunuz? Bir donda herhalde yayın ama. Evet, Alpan Hocam. Ses geliyor mu Alpan Hocam? Robotlar ve gelişimi konusunda geleceği nasıl görüyorsunuz? Sesim. Geliyor mu sesim?
Evet, şu anda geliyor hocam. Tamam, bir daha alayım soruyu. Tekrar soruyorum. Robotlar ve gelişimi konusunda geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Vallahi şimdi robotu iki parçalı düşünelim. Birincisi bir mekanik robot. Yani bu zaten gelişiyor. İşte bu konuda dünyada en gelişmiş firma Boston Robotics. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Hatta bugün sevgili gazeteci Nuray Tarhan'ın bir tweet'i vardı. Onu retweetledim. Singapur'da Boston Dynamics'in robotu parklarda dolaşmaya başlamış ve birbirlerine yakın giden insanları uyarmaya başlamış sesli olarak. Şimdi yani artık bu noktaya geldik. Yani yapay zekayı da robot olarak görmemiz gerekiyor. Yani illa üstüne kol, bacak eklemek zorunda değiliz. Yani yapay zeka da bir robot. O da bir kendi içinde. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hayatımızı çok değiştirecekler. Birçok mesleği elimizden alacaklar. Uçacak gidecek birçok meslek. Dolayısıyla evet, robotlar hayatımızda çok önemli. Eğer önlem alınmazsa da mutlaka da önlem alınacaktır. Ülkeler bu konuda ortak bir platform oluşturacaklardır. Yoksa başımıza da çok büyük tehlike olma ihtimalleri var. Keyifle dinledi ve faydalandı. Sizlere çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkürler. Yeni bir ThinkTalks'ta görüşmek üzere. Evet hocam, buyurun. Ben de Alpan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel oturumu kırmadığı, geldiği için. Birlikte çok güzel bir zaman geçirdik. Umarım katılımcılar da bu anlamda memnun kalmışlardır. Şu anda teşekkürler geliyor. Alpan Bey, çok sevgiler, saygılar, çok teşekkürler.